Şampiyonların Tercihi Tonguç Dershane Sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS'de de soru gelme ihtimali olan anlatı bozuklukları konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. 8. sınıf Türkçede 13. videodayız. Bugünkü öğreneceğimiz konu ise dil bilgisine dayalı bozukluklar. Hazır mıyız sonuç heyecanlı benim? Hazırım hocam. Harikasın. Çok kolay, çok lezzetli bir konu. Burada yapmamız gereken şey şu olacak. Cümlelerin içerisinde virgülleri ve ama gibi bağlaçları veya fiilimsileri gördüğümüzde İki salla bir bağla yapacağız. Taktiğimiz bu kadar basit Tonguç'um. Şimdi mesela herkes dersi dinliyor çıt bile çıkarmıyordu. Sence bu cümlede bir anlatım bozukluğu var mı? Yok hocam. Öyle düşünüyorsun değil mi? Okuduğun zaman bir şey yok. Herkes dersi dinliyor çıt bile çıkarmıyor. Veyahut da Ahmet'e güveniyoruz ve çok seviyoruz. Sence burada bir anlatım bozukluğu var mı? Yok hocam. İkisi de normal kaliteli bir cümle gibi duruyor. Fakat biz anlatım bozukluklarını arkadaşlar ve bilhassa da Dilviksen'e dayalı anlatım bozukluklarında şunu yapıyoruz. İki salla bir bağla. Bakın buraya yazıyorum. Şöyle güzel yazıyorum hatta. İki salla bir bağla. Sanki böyle örgü örer gibi. iki salla bir bağla. Şimdi bunun ne olduğunu biliyor musun Tonguç Evladı benim? Bilmiyorum hocam. Hemen söyleyeyim ne oldu sana. Bak çok güzel bir şekilde öğreneceksin. Cümlelerin içerisinde bu şekilde ifadeleri birbirleriyle örtüşürmeye çalışacaksın. Bak şimdi herkes dersi dinliyor diyebilir miyiz? Hayır hocam. Tamam. Peki herkes çıt bile çıkarmıyordu diyebilir miyiz? Evet hocam. Evet anlamsız oluyor kimse çıt bile çıkarmıyor dememiz lazım. Herkes dersi dinliyor diyebilirsin. Yani herkesle olumlu yüklem kullanabilirsin. Ama herkes çıkarmıyordu olmaz. Kimse çıkarmıyor demen lazım. Dolayısıyla burada özne eksikliği oluyor. Veya şuna bakalım. Ahmet'e güveniyoruz. Ahmet'e güveniyoruz diyebilir miyiz sonuç şeylerde benim? Süper. Peki Ahmet'e çok seviyoruz olur mu? Hayır hocam. Demek ki Ahmet'e çok seviyoruz diyemiyorsak burada bir sıkıntı var. Ahmet'e güveniyoruz ve onu çok seviyoruz dememiz lazım. İşte burada kimse eksik olduğu için özne eksikliği oluyor. Burada onu eksik olduğu için de nesne eksikliği oluyor. Bu kadar lezzetli, bu kadar çok kolay bir konu. Birazdan mesela nesne eksikliğini göreceğiz. Buraya onu kelimesi getiriyor diyeceğiz. Veyahut da aynı şekilde yer tamlayı eksikliğine bakacağız. Ona, onda, ondan diyeceğiz. Veyahut da mesela zar tamlayı eksikliğinde onunla diyeceğiz. Bu şekilde her birini güzel güzel bulacağız. Şimdi e, tabii sizler bu konuyla alakalı LGS soru gelebileceği için mutlaka Sizler de e, tüm dersler soru bankamızdan, dinamolardan, zoru bankalarından sorular çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Tüm dersler soru bankamızda test 28, dinamoda test 89, 90, 91 ve zoru bankasında da test 74'ü çözmeniz yeterli olacak. Hemen intromuz girsin. Güzel bir şekilde, taktikli bir şekilde videomuzu öğrenelim. İki sağla bir bağlayla bu işi halledelim. Hadi bakalım. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Burada! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burada! Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. O zaman Tonguç Cup 3. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tongucakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Şimdi arkadaşlar, başlıyoruz. Yapmamız gereken şey şu. Nesne eksikliğinde cümlede iki salla bir bağla yaptığımızda onu ya da seni gibi ifadeleri getireceğiz. Bak şimdi Tonguç'um. Ali hep oyuncağıyla oynadı. Ali oyuncağı ile oynadı diyebilir miyiz? Evet hocam. Sıkıntı yok. Peki Ali hiç bırakmadı diyebilir miyiz? Evet hocam. Tamam o zaman başka sıkıntı yok gibi duruyor ama dikkatli olacağız. Ali oyuncağı ile oynadı diyebiliyoruz. Ali hiç bırakmadı diyebiliyoruz. Ama Ali oyuncağı ile hiç bırakmadı diyemiyoruz. Ali hep oyuncağı ile oynadı. Oyuncağını onu hiç bırakmadığımız lazım. Çünkü oyuncağı ile oynadı diyebilirsin ama oyuncağı ile bırakmadı olmaz. Burada bir sıkıntı oluyor. İşte bu onun kelimesi eksik olduğu için de nesne eksikli oluyor. Mesela Tonguç soruya baktı ve dikkatlice çözdü. Şimdi soruya baktı diyebilirsin ama Tonguç soruya çözdü diyebilir misin? Hayır hocam. Diyemezsin. O zaman Tonguç soruya çözdü diyemiyorsan Tonguç soruya baktı ve onu dikkatlice çözdü diyebildiğin için bu nesne eksikli oluyor. Yani nesne eksik. Buraya nesne gelmesi lazım gençlere yardımcı olup yönlendirdi. Şimdi buraya baktığın zaman virgül var mı? Yok hocam. Bağlaç da yok. E ne yapacağız? Biz dersimizin başında söylemiştik. Taktiğimiz şuydu. İki salla bir bağla yaparken içerisinde virgül ve ama gibi bağlaçlar veyahut da filmsi olan cümlelere de dikkat edecektik. Şimdi gençlere yardımcı olup bak gençlere yardımcı olabilirsin ama gençlere yönlendirdi olmaz. Gençlere yardımcı olup onları yönlendirdi demen lazım. Burada da yine nesne eksikliği oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi mesela yer tamlaçı eksikliğine bakalım. Burada da yine iki sağla bir bağlı yapacağız. Bu sefer de ona ya da size ya da oraya yani E'de edenli şeylere bakacağız. Mesela seni defalarca aradım. Bak seni aradım diyebiliriz. Peki... Seni ulaşamadım diyebilir miyiz? Hayır hocam. O zaman burada ama sana ulaşamadım. Size ulaşamadım. Yani ona, sana, size, bize. Bu tarz şeyleri gördüğümüz zaman da yer tamlayıcısı veya diğer adıyla dolaylı tümleç eksikliği diyeceğiz. Seni defalarca aradım. Oluyor. Ama seni ulaşamadım. Olmuyor. Demek ki burada iki salla bir balda patladık. İçeri girip çıkarken sessiz olunuz. Bak cümlede ama yok, virgül yok, filmsi var. İçeri girip içeri çıkarken... Hmm. ...içeri girip içeriden çıkarken... ...içeri girip dışarıya çıkarken... ...bir şeyler eksik yani yine. Bu olmuyor. İçeri girip ee, dışarıya... ...çıkarken veya içeriden çıkarken... ...Tonguç soruyu çözerken... ...dikkatlice baktı. Şimdi... ...Tonguç neyi çözüyor? Soruyu. Tonguç soruyu çözerken neye baktı... ...dikkatlice? Tonguç soruyu çözerken... ...soruyu dikkatlice baktı oluyor. Soruyu baktı. Olmaz. O zaman ne diyeceğiz? Tonguç soruyu çözerken... ...soruya ya da ona dikkatlice baktığımız gerekiyor. Bu da yer tamlayıcısı eksikliği oluyor. İki salla bir bağla yapıyoruz ve iki salla bir bağla yaptığımızda eğer onu eksikse nesne eksikliği size ona gibi bu tarz şeyler eksikse yer tamlayıcısı eksikliği oluyor. Devam ediyorum. Zar tamlayıcısı eksikliği. Burada da onunla seninle hep hiç gibi ifadelere dikkat edeceğiz. Yani zarflara dikkat edeceğiz. Kardeşini çok sever ama hiç anlaşamazdı. Sence ilk bakışta yani dersimizin en başına geçecek olsak Burada bir anlatım bozukluğu görür müydün Tonguçcu? Hayır hocam, normal bir cümle gibi duruyor. Ama artık biliyoruz ki biz ne yapıyoruz? İçerisinde virgül bağlaç olan cümlelerde iki salla bir bağla yapıyoruz. Kardeşini çok sever. Bak kardeşini çok sever diye biliyorsun. Ama kardeşini hiç anlaşamazdı olmuyor. Kardeşini çok sever ama onunla hiç anlaşamazdı demesi lazım. Zart anlayıcısı eksikliği. Her gün çalıştı. Her gün çalıştı diye biliyorsun. Her gün tembellik etmedi. Bu olmuyor. Her gün çalıştı hiç tembellik etmedi demen lazım. Çünkü etmedi olumsuz bir şey. Olumsuz bir şeyle her gün olmuyor. Her gün her gün çalıştı. Hiçbir gün tembellik etmedi ya da hiç tembellik etmedi dememiz lazım. Burada da eksik olan şey zart alması oluyor. Özne eksikliğine bakalım. Bu sefer de özne eksik olacak. Şimdi buraya da bir özne gerekecek. Bakalım şimdi. Bu tür dergilerin sayısı arttıkça okunmaz olur. Bu cümlede virgül var mı Tonguç'um? Yok hocam. Ee, virgül yok. Bağlaç var mı ve veya ama gibi? Yok hocam. E ne yaptık o zaman? Patladık gibi. Hayır. Ne yapıyorduk? İçerisinde virgül, bağlaç veya fiilimsisi olan cümlelere bakıyorduk. Şimdi bu cümlede fiilimsisi var. Bu tür dergilerin sayısı arttıkça okumaz olur. Ne okumaz olur? Dergiler okumaz olur ama sanki şöyle bir şey yazıyor. Bu tür dergilerin sayısı arttıkça bu tür dergilerin sayısı okumaz olur ya da bu tür dergilerin okumaz olur oluyor. Halbuki bu tür dergilerin sayısı arttıkça dergiler onlar okunmaz olur demesi lazım. Bak şimdi. Buraya bakalım. Hiç kimse adama yardım etmiyor. Olanları film gibi izliyordum. Şimdi adama yardım etmeyen hiç kimse. Hiç kimse yardım etmiyor diyebilirsin. Peki olanları film gibi izliyordu. Kim olanları film gibi izliyordu? Hiç kimse. Bu olur mu sence? Evet hocam. Olmaz. Hayır bak şimdi. Hiç kimse yardım etmiyor diyebilirsin. Bak hiç kimse olumsuz bir ifade olduğu için hiç kimse yardım etmiyor diyebilirsin ama hiç kimse izliyor diyemezsin. Herkes olanları film gibi izliyordu demen lazım. Yani burada özde eksik. Hiç kimse adama yardım etmiyor. Herkes olanları film gibi izliyor demen lazım. Yüklem eksikliğine bakalım. Bu sefer de iki sağla bir bağla yaptığımızda yüklem eksik olacak. Bak şimdi. Ablam piyano kursuna. Ben bağlama kursuna gideceğim. Şimdi. Ablam piyano kursuna gideceğim oluyor. Bak ben bağlama kursuna gideceğim diyebilirsin. Ama ablam piyano kursuna gideceğim olmaz. Ablam piyano kursuna gidecek. Ben bağlama kursuna gideceğim demen lazım. Veyahut da. Bazı öğrenciler hiç. Bazıları ise çok çalışıyor. Şimdi bazıları çok çalışıyor diyebilirsin. Peki bazı öğrenciler hiç çalışıyor diyebilir misin? Hayır hocam. Diyemezsin anlamsız bak. Bazıları çok çalışıyor diyebiliyorsun ama bazı öğrenciler hiç çalışıyor. Nasıl yani ya? Böyle bir şey olmaz. Bazı öğrenciler hiç çalışmıyor. Bazıları ise çok çalışıyor şeklinde düzeltmemiz lazım. Bunlar da yüklem olduğu için yüklem eksikliği oluyor. İki salla bir bağlamaya devam ediyoruz. Şimdi olumluluk olumsuzluk uyuşmazlığı diye de sorabilirler bunu. Yani eğer burada herkes ya da hepsi varsa bura olumlu olmalı. Burada ise hiçbiri ya da kimse gibi şeyler varsa da burası olumsuz yüklemle bitmesi lazım. Bak şimdi. Herkes derse dinliyor diyebiliriz bak. Herkes olumlu bir şey, dinliyor da olumlu bir şey. Çıt bile çıkarmıyordu. Herkes derse dinliyor, herkes çıt bile çıkarmıyordu olmaz. Herkes dersi dinliyor, kimse çıt bile çıkarmıyor demen lazım. Niye? Çünkü çıkarmıyordu olumsuz. Olumlu öznelerle olumlu yüklemler, olumsuz öznelere de olumsuz yüklemler kullanılır. Kimse beni anlamıyor, bildiğini okuyor. Kimse beni anlamıyor diyebilir miyiz? Evet hocam. Kimse bildiğini okuyor diyemeyiz ama. Kimse beni anlamıyor, herkes bildiğini okuyor. Burada olumluluk olumsuzluğu uyuşmazlığı var. Şahıs uyuşmazlığına baktığımızda da Türkçede ben ve sen, ben ve o, ben ve siz birlikte özne olursa yüklem biz olur. Mesela Bilgi yarışmasına Aslı ve ben katılacağım. Şimdi ben katılacağım diyebilirsin. Aslı katılacağım diyemezsin. Bak V'nin olduğu yerde iki sağla bir bağla yapıyorsun. Bilgi yarışmasına ben katılacağım diyebiliyorsun. Bilgi yarışmasına Aslı katılacağım. Olmaz. Bilgi yarışmasına Aslı katılacak ve ben katılacağım demen lazım. Ya da bilgi yarışmasına Aslı ve ben katılacağız demen lazım. Niye? Çünkü ben ve o yani ben ve Aslı birlikte özne olursa yüklem biz olması lazım. Buna dikkat edeceğiz. Ama bizim zaten taktiğimiz son derece basit olmuşum. İçerisinde virgül ve ama fiilimsi olan cümlelerde iki salla bir bağla yapıyoruz. Bundan sonrası da çok rahat bir şekilde anlamış oluyoruz. Burada da öyle yaptık. V'yi gördük. Ben katılacağım diyebiliyoruz ama asla katılacağım diyemediğimiz için bozuldu. Şimdi tekillik çoğulluk uyuşmazlığında ise İçerisine illaki virgül ve film olmasına gerek yok. Cümlenin sonundaki lerlarlara dikkat ediyoruz. Hatırlarsan Türkçe'de demiştik ki nerede çokluk orada ler'lar var demiştik. Kalem tekildi ama kalemler çoğuldu. Şimdi ler'ler ekini Türkçe'de herkes kullanamaz, herkes alamaz. Mesela şöyle ellerim ağrıyorlar diyemezsin. İşte kuşlar uçuyordular diyemezsin. Kuşlar uçuyordu demen lazım. Halk binanın önünde toplandılar diyemezsin. Halk bilanın önünde toplandı demen lazım. Herkes derse dikkatle dinliyorlar diyemezsin. Herkes derse dikkatle dinliyor demen gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Cansız varlıklar, hayvanlar, lerlerle yüklemle çol da olsa kullanılamaz. Mesela kitaplar güzeldirler diyemezsin. Kitaplar güzeldir demen lazım. Ama öğrenciler geldiler diyebilirsin. Ders çalıştılar diyebilirsin. Ya da öğrenciler ders çalıştı geldi de diyebilirsin. İnsanlarda sıkıntı yok. Fakat böyle cansız varlıklar olduğunda sıkıntı var belgisiz bu tarz herkes gibi veya topluluk sözcükleri halk gibi ifadeler olduğunda da dikkatli olman gerekiyor Tonguç. Um. Kafam karıştı hocam. Hiç kafan karışmasın Tonguç'um bak burada yapman gereken şey şu. Cümlenin sonunda lerler eki varsa şöyle bir kontrol edeceksin. Kuşlar uçuyorlar mı daha güzel? Kuşlar uçuyor mu daha güzel? Halk toplandılar mı daha güzel? Halk toplandı mı daha güzel? Buna bakacaksın. Zaten kulağını tırmalar. Yani mesela kalemler renklidirler. Dediğin zaman biraz kulağını tırmalar. Kalemler renklidir deriz biz. Çoğul yüklemle kullanmayız e, cansız varlıkları. Geldik tamlama yanlışlıklarına. Yine bu sefer ikisi ala bir bağlaya devam ediyoruz. Şimdi sıfat tamlamaları ve isim tanlamaları aynı grupta, aynı tamlananda, aynı ifadede birleşemez. Mesela siyasi ve ekonomi alanında kararlar alındı. Bu cümlede virgül var mı? Yok hocam. Peki bu cümlede bağlaç var mı? Evet hocam. V bağlaç. Bak şimdi. Ekonomi alanında kararlar alındı diyebiliyoruz. Ama siyasi alanında kararlar alındı diyemiyoruz. Siyasi alanda ve ekonomi alanında kararlar alın dememesi gerekiyor. Niye? Çünkü siyasi bir sıfat ekonomi bir isim. Ekonomi alanı bir isim tanlaması, siyasi alan ise bir sıfat tanlaması. Sıfatla isim tanlaması bir arada birleşemez. Tamlayan eksikliğinde ise onun, senin gibi ifadeler eksik oluyor. Bak şimdi sözünü ettiğiniz yere ne gittim ne de adresini bilirim. Şimdi burada ne ne bağlaçları var yani bağlantı noktası var. Sözünü ettiğiniz yere ne gittim ne de Sözün ettiğiniz yere adresini bilirim değil de, sözün ettiğiniz yerin adresini bilirim. Yani ne de onun adresini bilirim demesi lazım. Burada da yine tamlayan eksikliği oluyor, Tonguç evladım benim. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bazen gereksiz tamlama iki de kafa karıştırıyor. Şöyle oluyor. Mesela Ali'nin tamam mı? Ee, e, başı ağrıdığından Ali'nin başı ağrıdığından Okula gitmedi. Sence burada bir anlatım bozukluğu var mı Tonguç evladım benim? Yok hocam. Yok gibi duruyor değil mi? Ekranları başka arkadaşlar da baktığı zaman burada hiçbir şey yok gibi duruyor ya. Ali'nin başı ağrıdığından okula gitmedi ne var ki? Halbuki kim okula gitmedi? Ali'nin başı okula gitmedi gibi oluyor. Ali'nin başı ağrıdığından okula gitmedi. Hayır. Ali başı ağrıdığından okula gitmedi demek lazım. Yani burada gereksiz yere şu eki kullanmamak gerekiyor. Ali diye bir arkadaşımız var. Başı ağrıdığından okula gitmedi. Kim okula gitmedi dediğiniz zaman işte o zaman bu sefer Ali'yi rahatlıkla görebiliyorsun. Ya da uzatabilirsin. Ali'nin başı ardından Ali okula gitmedi de diyebilirsin. Ama burada şu nini kullanmamak da mantıklı. Yani cümleyi kontrol edeceksin. Şimdi eki eksikliğindeyse... eksikliğinde ise eki elemi 7. sınıfta öğrenmiştik. Böyle idi, imiş, ise gibi ifadeler ya da dir gibi ifadelere dikkat edeceğiz. Şimdi Emre çok akıllı ama dikkatli değildir. Şimdi biz buradan şunu anlıyoruz ki Emre akıllı ama dikkatli değil. Şimdi o zaman Emre akıllıysa Emre akıllıdır demen lazım. Emre çok akıllıdır ama dikkatli değildir demen lazım. Niye? Çünkü bu dırı kullanmazsan Emre çok akıllı değildir gibi bir şey oluyor. Yani Emre çok dikkatli değildir, akıllı değildir gibi oluyor. Halbuki Emre çok akıllıdır. Bunu bitiriyoruz sonra dikkatli değildir'e geçeceğiz. Mesela şuraya bakalım. Onlar eşyaları indiriyor. Biz de yukarı çıkarıyorduk. Bak biz yukarı çıkarıyorduk diyebilirsin. Peki onlar eşyaları indiriyorduk olur mu olmaz. Onlar eşyaları indiriyordu. Biz de yukarı çıkarıyorduk şeklinde düzeltmemiz lazım. Çatı uyuşmazlığında ise hatırlarsan çatılar vardı etken edilgen. Burada eğer cümlenin yüklemi edilgense burası edilgen olması lazım. Etkense burada etken olması lazım. Buna dikkat edeceğiz sadece. İnsan yine ifadelerde virgüllere falan dikkat edeceğiz. İnsan başarılı olursa hayattan zevk alınır. Şimdi bak alınır başkası tarafından edilgen. Ama insan başarılı olursa etken. O zaman ne demesi lazım? İnsan başarılı olursa hayattan zevk alır demesi lazım mesela. Burayı düzeltebilirsin. Yani insan başarılı olursa hayattan zevk alır. Niye alınır diye edilgen yapıyorsun ki? Doktora muayene olunarak sağlık raporu alabilirsiniz. Doktora muayene olunarak başka tarafından sağlık raporu alabilirsiniz siz. Doktora muayene olarak sağlık raporu alabilirsiniz dememiz yeterli. Burayı etkenken burayı da etken yapsan kurtuluyoruz. Yanlış ek kullanımı ise bazen Türkçe'de biz yanlış ekler kullanıyoruz. Mesela vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını sağlayacaklar. Burada bir anlatım bozukluğu var mı? Abartmış hocam. Değil mi? Saçma. Hayır. Abartma değil de kelimeyi yanlış kullanmış. Vergilerin yeni sisteme göre toplanmasını sağlayacaklar demen lazım. Toplanmasını sağlayacaklar demen lazım. Dolayısıyla burada da ek yanlışı var Tonguç'um. Dolayısıyla konuyu özetlemek gerekirse. Bizler Türkçe'de İçerisinde virgül ve bağlaç bulunan cümlelerde iki salla bir bağlı yöntemiyle rahatlıkla bu konuyu çözebiliyoruz. Yapmamız gereken şey bak buradan herhangi bir sayfa çekiyorum. Mesela kardeşini çok sever diye biliyorsun ama kardeşini anlaşamaz diyemiyorsun. Kardeşiyle onunla anlaşamaz demen gerekiyor. Veya da başka bir şey çekiyorum mesela. Seni aradım diye biliyorsun ama seni ulaşamadım diyemiyorsun. Seni ulaşamadım olmadığı için buraya sana geliyor iki eylem eksik oluyor. Veyahut da şuraya bakıyoruz. Hiç kimse yardım etmiyor diyebiliyorsun ama hiç kimse izliyordu diyemiyorsun herkes izliyor de ben lazım. Başka bir sayfa çekeyim şöyle şuradan. Hop çektim. Mesela Ali oynadı diyebiliyorsun oyuncağıyla. Ama Ali oyuncağıyla hiç bırakmadı olmuyor. Ali onu hiç bırakma demen gerekiyor. Tonguç soruya baktı. Bak tamam ama soruya çözdü olmaz. Soruyu onu çözdü dememiz gerekiyor. Bu kadar basit. Şimdi sizleri yapması gereken tabii ki Zoru Bankamızdan, Tüm Dersler Soru Bankası'ndan ve Dinamo'dan bu konuya kalı bol bol soruları çözmek. Şimdiye kadar 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 6 yıl LGS yapıldı. 2-3 farklı senede anlatım bozukluğu alakalı soru geldi. Yine gelebilir. Hadi bakalım Ozan. Önce meydan okuma testimizi yapalım. Ardından da ödülü sorumuzu cevaplamayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.